Biz burada çok öldük. Ama ölmemize rağmen ağaçları şu anda kesilmiş görebilirsiniz. Orman ölmedi. Orman ölmedi. Orada bir tohum bankası var. Orada 5-6 metre derinlikte verimli bir toprak var. Burayı koruyacağız. Madene teslim etmeyeceğiz. Artık Türkiye halkının namusudur Akbelen Ormanı'nı korumak. Biz buradayız. Onları da bekliyoruz. Biliyoruz, bildikleri yerden, bulundukları yerden de çığlık çıkartıyor. Ağaçlar için ses çıkarın. Ağaçlar için ses çıkarın. Ağaçlar için ses çıkarın. Evet, alkışlıyoruz sevgili seyirciler. Ağaçlar için ses çıkarıyoruz. Siz oraya gideceksiniz. Ben, çok teşekkür ediyoruz. Yani biraz önce muhtemelen hani kötü niyetli değildir. Biz Türkiye'deki bütün yurttaşlarımızın kalbinin ağaç için, orman için, canlılar için attığını biliyoruz. Biz burada kimseyi ayrıştırmıyoruz. Bize küfredeni de ayrıştırmıyoruz. Evet. Siz kızdınız o mesaja, bakın orada oradaki kalabalığı getirdiler. Belki şöyle olabilir. Hani istediği yoğunluğu görmemiş olabilir. Gönül kırık da olabilir. İşte burada, biz buradayız. Evet, Merak etmesinler. Yürekler burada. Merak etmesinler. İnanın 85 milyonun kalbi burada. Yani Müjdat Gezen'in de kalbi burada. Betin Akpınar'ın da kalbi burada. Rutkay Aziz'in de kalbi burada. Edip Akbayram'ın da kalbi burada. Hüseyin Turan'ın da kalbi burada. Rahmi Saltuk'un, Sadık Gürbüz'ün, Zülfü Livaneli'nin, Kemal Sunal'ın, Münir Özkul'un, Tarık Akan'ın, Ruhi Sun'un, hepsinin, Nazım Hikmet'in, Sabahattin Ali'nin, Rıfat Ilgaz'ın, Fakir Baykurt'un, Cemal Süreyya'nın, Mehmet Uzun'un, Cahit Zarifoğlu'nun, Sezai Karakoç'un, Fehriye Teyran'ın, Ahmedi Hani'nin, İshak Paşa Sarayı'nın, hepsinin kalbi burada. Bizi acılar büyütüyor, acıda da çok kardeşiz. Evet. Hepsinin ruhu şad olsun. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Kürşat hazır mı? Şimdi o ağaçlar diyorlar ki, şöyle bir ben teyzemin yanına geleceğim. Hoş geldiniz. Biraz sonra vereceğiz. Ağaçların görüntüsüyle vereceğiz Kürşat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Serkan. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Bizi memlekete duyurduğunuz için çok sağ olun, var olun. Biz bu memlekette yaşıyoruz. Bu memlekette yaşamak için bizi kovmak istiyorlar buradan. Biz topraklarımızı vermiyoruz. Biz burada oturacağız. Sonuna kadar direneceğiz. Vermeyeceğiz ağaçlarımızı. Toprağımızı, ağacımızı alsa da, çamlarımızı alsalar da topraklarımıza direneceğiz, direneceğiz, direneceğiz. Vermeyeceğiz. Anlayın bunu. Direneceğiz, vermeyeceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun, eksik olmayın. Jandarmanın bölgede durduğu yeri çeker misin? Tamam. Merhabalar. Ağacın gölgesinde duruyor. Buyurun. Merhabalar, ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi herkes bu yeşilim, doğala, çam ağaçlarını korumak için burada mücadele ediyor. Birçok Türkiye'nin birçok yerinden geldik buraya, destek oluyoruz. Birçok yerimizde şu anda orman yangınları var. Ve asker orada orman yangınlarına da korumak istiyor. Ve havadan, her yerden köylüsü ağaçlarımızı korumak için mücadele ediyor. Neden buradaki duran, güzelim kaç yıllık olan ağaçlarımızı koruyamayalım? Yani sağlam olan ağacımızı niye koruyamayalım? Dün biz geldiğimizde askerlerin hepsi gölgede duruyordu. Ağacın gölgesinde duruyorlardı. Yani güneşte bizler durduk. Onlar kesilmeyen bir iki ağacın gölgesinde durdu. Gerçekten de Akbelen'de herkese ihtiyaç var. Destek istiyoruz biz sizlerden. En çok da ağaçlara ihtiyaç ağaçların, var. Evet, evet, evet. Ağaçlar ağıt yakıyor, ağıt yakıyorlar. Nebil Özgentürk. Şimdi Nesibi Çimen olsaydı ağaçların dili olurdu, değil mi? Ve ağlardı o da. Ve ağlardı. Ya, ama yakarak katlettiler Nesibi Baba'yı. Evet. Yine aynı zihniyet. Ve şu anda ne düşünüyorum tekrar biliyor musun? Bu ses, bu gözyaşları onların acaba vicdanlarına bir santim girmiş olabilir mi? Torunlara ne anlatacak Serhan onlar? Torunlara ne anlatacaksınız? Ne anlatacaksınız? Eser var mı ortada? Bir kirlilikten başka ne eseriniz var? Torunlarınıza bir eser bıraksanız, insanlık, vicdan bıraksanız daha mutlu olurdunuz. Ama mutsuzsunuz. Mutsuz kalacaksınız. Evet. Şimdi ben ODTÜ...
ODTÜ'de okumadım ama hayalim ODTÜ'de okumaktı. ODTÜ'de keşke okusaydım. Ama Ankara İletişim Fakültesi'nde okudum. Fakültemi de seviyorum. Ben sizden kısayım. Biraz cüceyim. Şöyle indirelim arkadaşlar. Şimdi Nesimi Çimen. Ya ODTÜ ile ilgili anlatacağım o kadar çok şey var ki uzatmayacağım. Nesimi Çimen olsaydı ağaçların dili olurdu. Onların adına ağlardı. Toprak demek, toprak demek, ekmek demektir. Toprak demek, hayat demektir. Su demek, yaşam demektir. Ağaç demek, nefes demektir. Nefes, evet. Nefes. Hepinize hoş geldiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Allah aşkına bizim de sesimizi başka yetkililer de duysun. Zenginler de duysun. Bu ülkeyi mahvedenler de bizi duysun artık ya. Evet. Bir duysun artık ya. İklim değişti bak. Değişti. İklim değişir. Sizi ben de, dinleyin. Ben de ikiz köylüyüm. Ben de bu vatanın, bu milletin çocuğuyum. Bizim ağaçlarımızı, sularımızı kesmesinler. Torunlarımızın geleceğini mahvetmesinler. Ne olur, ne olur zeytinlerimizi, ağaçlarımızı kesmesinler. Yemişlerimizi altından toplamasını, incirimizi başından toplamasını istiyoruz. Ne olur, ne olur Türkiye duysun. Duysun bizleri. İşlerimiz yanıyor. Yanıyor işlerimiz. İşlerimiz yanıyor. Biz bu dağlarda dolaşmayınca, biz bu dağların çıntarını mantarını toplamayınca, biz bu dağların tirkişenlerini toplamayınca, biz bu dağların nefesini almayınca yaşayamayız. Lütfen bizim seslerimizi duysunlar ya. Vicdanları varsa, öyle bir nokta vicdanları varsa bizi duysunlar. Şu an arkamızda cayır cayır dağda tozer çalışıyor. Kamyonlar çalışıyor. Bizi hiç dinlemiyorlar ya. Bu kadar mı memlekete? Hiçbir saygıları yok bundan ya. Sizi dinleyelim. Ben Milas'tan geldim. Buralıyım. Çok güzel yemyeşildi burası. Düne kadar yemyeşildi. İçerileri kesmişlerdi fakat bu direniş gösterin alanın etrafı ağaçları, yerdeki ağaçları yemyeşildi ve dün sabahtan öğlene kadar hepsini gözümüzün önünde takır 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 o sesler. Ben onu diyorum, neden olanlar o sesleri ömürlerinin sonuna kadar kulaklarında çınlasın o sesler. Başka da bir şey demiyorum. Evet sevgili seyirciler, duygulanıyoruz. Ama Kürşat. Bir önce tüm emeklilerin sendikası Bursa Şubesi, Öz İplik İş'in Bursa Şubesi ve Su Kolektifi Bursa'nın temsilcileri olarak, aynı zamanda da 29 Ekim Kadınlar Derneği Bursa Şubesi'nin temsilcileri olarak buradayız. Gelirken amacımız sizlerle can canı olmak ve bu direnişinize bir parça da olsa katkı vermekti. Çünkü buradaki su da, sizin suyunuz da, sizin o suyla ilgili kaygılarınızın da tamamı bizim de kaygılarımız. Her bir kesilen ağaçta yanan canınız bizde de aynı şekilde can yanarak sonuçlanıyor. Ve yalnız değilsiniz. Hani öncelikle bunu söyleyeyim. Benzeri bir şeyi biz de yakında yaşamak üzereyiz Bursa olarak. Yani Akbelen de bizimdir, Uludağ da bizimdir. Akbelen de bizim, Uludağ da bizim. Evet. Ha. Bu amaçla biz buradayız. Peki. Dolayısıyla dün özellikle yukarıdaki bölgeye çıkmak istedik. Sabahtan zaten hani bir kaza yapıldı. Kaza var yolda, trafik kazası var, gidemezsiniz diye. Buradan gelen bir aracın öyle bir şey olmadığını söylemesi üzerine, yalan olduğunu fark ettiğimizde şoförler de bir takım endişe duyarak, arkadaşlarımızdan bir tanesi özellikle şoför mahalline geçip aracı sürdük. Buraya kadar geldik sizin yanınıza. Buradan şuraya geçmek üzere işte barikatta ne yazık ki çok büyük bir iteleme, öteleme diyemeyeceğim. Bunlar çok kibar kalır. Hepiniz evet. Daha fazlasını yaşadınız. Kibar kalalım. Orada bir kadın jandarmanın hani çok büyük bir darpına maruz kaldım. Ve kenardaki jandarma aracının metal olan kısmına şiddetle kafamı çarparak orada kalmışım. Hı hı. Sonrasını hatırlamıyorum. Çok geçmiş hala olsun. Oradaki olayı hatırlamıyorum ama. Çok teşekkür ederim. Yaşıyorum. Sadece şeye üzüldüm. Hani daha fazla katkı vermek amacıyla gelmiştik.
Bu bizi biraz kesti. Benim tek üzüntüm bu. İnanın. buydu. Dolayısıyla dediğim gibi Akbelen'de bizim, Uludağ'da bizim direnişi büyütmeye devam edeceğiz. Bizim bundan başka çaremiz yok. Bize bu çareleri, çaresizliği yaşatanlara inat. Biz bu direnişi daha da büyüterek mutlaka ve mutlaka ağaçlarımızı da, suyumuzu da, doğamızı da, insanımızı da korumaya başaracağız. İnanıyorum ki biz kazanacağız. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, o arabayı alabilir miyiz? Yani oraya kadar... Beraber ya hiçbirimiz. Evet, çok... Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi bizi oraya almadılar sevgili seyirciler ama orada yukarıda, yani o çadırların olduğu bölgede sabah bir saat 7'de geldik. Banaz'dan 17 saatten sonra gelince baktık insanlar uyuyorlar, rahatsız etmek de istemedim. Sonra uyandıktan sonra bir görüntü aldık. Şimdi oradaki görüntüyü verelim. Şu an veriyor muyuz Kürşat? Evet, şu an izliyorsunuz. İşte orası... evet, onlar da şimdi buraya doğru geliyorlar. Biraz önce izleyicimiz dedi ya, 3-5 kişiyi toplamışsınız oraya. Kızdılar buradaki Akbelenliler. Burada 3-5 kişi yok. Burada 3,5 milyar yürek var diyebiliriz. Dünyanın bütün yüreği burada diyebiliriz. Çünkü burada atan yürekler ağaçlar için atıyor. O kozalaklar için atıyor. Canlılar için atıyor. Canlılar için atıyor. İşte görüyorsunuz. Onlar da şimdi buraya doğru geliyorlar işte. Madem işte Milas Kaymakamı bize izin vermedi. Görkemli hatıralarım biliyorsunuz derdi yasaklarla. Yasaklar, yasaklar, yasaklar. Ama hiç vazgeçmeyeceğiz. Direneceğiz. Böyle bir evladınız var sizin. Sonuna kadar bu halkın yanında olacağım. Sonuna kadar halkın yanında olacağım.